İyi akşamlar, buyurun efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Teşekkürler, buyurun. Hocama da iyi akşamlar. Hocama benim bir sorum var. Ben 2015'in 4. ayında bir anjiyografi oldum. Bu anjiyoda benim anjiyo yaptıktan sonra beni otomatikmen direkt dediler. Damarınızı açamadık. Sizi direkt bypass ameliyatına iş yapıyoruz. Beni bypass ameliyat yapıyorlar. Yaptılar daha doğrusu. Bir yıl sonra benim şikayetlerim artınca ben tekrar gittim. Başka bir hastanede. Bana doktorların, hocaların dediğine göre bana yaptıkları bypass o damarlar hiç çalışmamış. Damarlarımın bir tanesi %99 tıkalıydı, iki tanesi %50 tıkalıydı. %99'u açmışlar, %50'liklere de bypass yapmışlar ama onlar bypass'ta hiç çalışmamışlar. Tabii benim için acil ameliyat almışlar, bypass almışlar. Benim bunu ben bir yıl sonra ikinci anjiyo olduğumda öğrendim. Şimdi benim bu damarlarımın %50 hala benim bir tıkanıklığım var. Bunun için benim ne yapmam gerekiyor? Ve ben bu doktorlar hakkında zaten 2 yıl oldu ben suç duyurusunda bulundum. Evet. Bekliyorum sonucun ne olacağını. Hocam ben sadece rica ediyorum. Benim bu damarlarım için tekrar ben bypass mı olmam gerekiyor? Ondan sonra ya da anjiyo herhangi bir şey mi yapmaları gerekiyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz saygılar, teşekkür iyi akşamlar. Ederiz. Teşekkürler Cahit Bey, iyi akşamlar. Evet hocam. Öncelikle geçmiş olsun. Tabii ilk anjiyografide neler oldu bilmiyoruz. Burada anjiyografi CD'si önemli. Yüzde kaç darlık vardı, yüzde hangi damarlar tıkalıydı, hangi gerekçeyle bypass kararı verildi, bu önemli. Bunu ancak anjiyografi CD'sinden öğrenebiliriz. %50 damar tıkanıklığı aslında bakılırsa gerçek anlamda bir bypass ya da stent müdahalesini gerektirmiyor. %50 darlık için genellikle ilaç tedavisi yeterli gelir. Ama bu hastadan hastaya değişen bir durumdur. Genellikle müdahale sınırı %70 olarak söylenir ama tabii bu da bir hekim bakar %80 darlık der, bir hekim bakar %60 der. Bu biraz bakış açısına göre değişiyor. Bunu netleştirmenin özel teknikleri var. Bunları yapan merkezler var, yapmayan merkezler var. Yani bu az önce söylediğim mevzuya geliyor tekrar. Bir karar verilmişse, bir kararla karşılaşmışsa hastalarımız, sonradan böyle hekimi veya hastaneyi sorgulamak yerine bence mutlaka ikinci bir görüşten faydalanmalarında fayda var. Evet. Yani anjiyo CD'sini alıp bir başka hekime, bir başka ekibe göstermesinde bir sakınca yok. Tereddütlerini henüz bu müdahaleler yapılmadan önce giderirlerse, daha sonradan neden böyle yaptık, neden yapmadık gibi kendilerini sorgulamazlar. Güven sorunu aşılmış olur bu anlamda. Bypass denmişse, hani çok acil durumlarda damarı yırtılmıştır, beklenecek durum değildir, kriz durumudur. Elbette burada böyle bir şey söz konusu değil ama hastamız kriz halinde değilse bu CD'yi pekala gidip bir başka hekim arkadaşımıza gösterip kendi tereddütlerini de bu anlamda giderebilirler. Çünkü hekim-hasta ilişkisinde güven birinci sırada gelir. Eğer güven sorunu varsa olmadık şeyden hekimleri de suçlamak gibi bir sonuca yol açıyor bu. Dolayısıyla hastalarımızda yakınları da kendi kendini kısmen suçlayabiliyor. Niye göstermedik bir başkasına, bir şey başka hastaneye gibi. Bunlar çünkü güven zedelendiği zaman olmadık şeylerden olmadık sonuçları çıkarabiliyor hastalarımız. Evet. Ne yazık ki böyle bir sorun var. Onun için bu değerlendirme aşamasını mutlaka bir başka hekimden, bir başka hastaneden kontrol ettirmekte fayda var.